Fazla girmeyin, fazla girmeyin, geç. Çocuklar da sonra geçsin. Sonra şimdi tek tamam. Alalım arkadaşlar. Çekiyoruz başlıyoruz. Evet, çocuklar da geçsin. Buradayız başlıyoruz. En yakışıklı en sona kalmış başlıyoruz. Uçak görünüyor mu? Evet, teşekkür ediyoruz. Evet. Hayır, böyle açalım burayı hemen. Hemen bir pilotsuz ama ekranlarda klasmanda ilk defa gerçekten teknolojik olarak çok ileri seviyede. Ön tarafı böyle buyurun. Bunlar da yerli milli. Başkanımız tabii sayın. Estağfurullah. Yok. Kaç saat kalacak? Yani menzil. Hızlı. Da... Böyle çok özet bir ziyaret yapmış olduk biz. Burası tabii çok daha uzun vakit ayırmayı hak ediyor mutlaka. Yani görmek istediğim şeyler vardı ama hızlıca geçmek zorunda kaldık. Kazakistan seyahatimiz var. Ona yola çıkacağız. Tabii burası hakikaten göğüs kabartıcı bir tablo Türkiye açısından. Ziyaretçilerin akın gelişi de önemli. Çoğu kişi neleri başardığımızı görmek için geliyor aslında belli bir yaşın üzerindekiler. Küçüklerinde merakı var olanı biteni izlemek için. Bunun temelinde bir özgüven önemli. Türkiye bizim çocukluk yıllarımızda ufak tefek bazı araç gereçleri bile alırken ecnebi malı mıdır falan diye büyükler sorarlardı, onu arardık. Fakat şimdi son yıllarda bu değişti. Artık Türk malı arıyoruz. Türk malı dünyada birçok rakipleriyle yarışabilecek kalitede, vasıfta üretim yapan mallar ortaya çıkartıyoruz üreterek. Ama burası tabii çok daha özel bir alan. Biz zihin olarak Türkiye'nin bir level atladığını gösteriyor. Bir üst seviyeye çıktık dünyadaki bütün ülkelerle her alanda, teknoloji alanında da yarışabileceğimizi gösterdik. Maddi bakımdan Türkiye'den daha iyi durumda olan ülkeler var. Bu işlere daha fazla parasal imkan ayıranlar var. Ama bizim çalışkanlığımız, gayretimiz, idealistliğimiz, gençlerimizin burada en ileri teknolojik ürünleri üretebilecek bir neticeyi ortaya koyabiliyor. Ben özellikle burada ziyaret için davet ediyorum. Gerçi bugün son gün ama onu öbür konuşmamda da söyledim. Sayın Bakan Yardımcımızdan da diyorum ki Türkiye'de bu böyle bir fuarı yılda bir yapmayalım. Belki yılda birkaç kere bunu çıkartabiliriz. Bu ilgi alaka onu bence hak ediyor. Tebrik ediyorum. Ben özellikle Bayraktar en son Akıncı uçağını gördük. İnşallah Türkiye için bu çok önemli bir güç ortaya koyacak. Daha iyilerinde, daha gelişmişlerinde yakın zamanda üreticilerin üretileceğine olan inancımız da bu anlamda tam. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Daha yakından takip etmek ve daha çok bunların haberini yapmak, bilgilerini aktarmak da iyi olur diye düşünüyorum. Buradan Kazakistan'a bir yolculuğumuz olacak. Kazakistan'a gidiyoruz. Evet, Avrasya Parlamento Başkanları toplantısı var Kazakistan'da, Nur Sultan'da, başkenti Kazakistan'ın. Bunun birincisi Rusya'da yapılmıştı, ikincisi Seul'de yapıldı, üçüncüsü Antalya'da biz yapmıştık üçüncüsünü geçen yıl. Şimdi dördüncüsü Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılacak. 50'nin üzerinde ülkeden katılım var.
Bunların bir kısmı meclis başkanı düzeyinde, bir kısmı başkan vekili düzeyinde. Önemli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Dünyada tabii eski sistem, 20. yüzyıldaki sistem başarısız oldu. Dünya düzeni başarısız oldu. Yeni arayışlar var dünyada. Bu arayışlarda en fazla bu tür toplantıların sıklığında, sayısının artışında görüyoruz. Ama bu çok kapsamlı. Avrasya ülkelerinde, Avrupa ve Asya ülkelerinin tamamının parlamentolarının katılabileceği bir zemin. Önemli bir zemin olduğunu düşünüyorum. Hem o toplantı hem orada ikili görüşmelerimiz de olacak inşallah. Ben hayırlı olmasını diliyorum ziyaretimize. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.